üstüm yetersiz mi diye çok fazla soruyla karşılaşırız biz. Ama tıbbi olarak şöyle bir özellik vardır. Sağlıklı hiçbir annenin sütü yetersiz değildir. Bunu tüm annelerin bilmesi ve rahat etmeleri gerekir. Çok ağır ciddi hastalıklar dışında her annenin sütü bebeğine mutlaka yeterlidir. Bu ağır hastalıklardan kastımız annenin hastanede yatmasını gerektirecek ciddi hastalıklar. Ve ikinci sıklıkta da annenin ağır psikolojik sorunlarında ancak süt yetersiz olur, yetersiz gelir. Bunun dışında normal, sağlıklı bir annenin sütü mutlaka yeterlidir. Kesinlikle sağlıklı bir annenin ve sağlıklı bir bebeğin beslenmesinde anne sütü dışında tabii ki 4-6 aya kadar başka bir besine ihtiyaç yoktur. Bunu da annelere şöyle anlatıyoruz. Anneler çocuklarının besinlerinin yeterli olup olmadığını, içlerini rahat etmesi için belirli aralıklarla çocukların tartılmasını öneriyoruz. Eğer çocuk haftalık, 15 günlük ya da aylık tartımlarında eğer yaşına uygun kilo alıyorlarsa annelerinin sütü yeterlidir. Böylece annelerinin de içlerinin rahat olmasını sağlamış oluyoruz. Anne sütü yetersizliği asıl şuradan kaynaklanıyor. Anne sütünün miktar olarak yetersizliğinden çok yanlış beslenme tekniklerinden anne sütünün az gelmesi neden olur. Bunlar da nelerdir? Annenin özellikle memeyi emerken çocuğun areola dediğimiz meme başının kahverengi kısmının tamamen bebeğin ağzına girerek beslenmesini öneriyoruz. Eğer çocuk sadece meme başını emer, memenin etrafında areola dediğimiz kahverengi noktayı eğer ağzına alarak emmeyi sağlamazsa bu kahverengi bölgedeki sütün yapımını uyaran reseptörler uyarılmamış olur ve süt az gelir. Yani anne sütü azlığı bir emzirmenin teknik hatasından kaynaklanır. Bunun dışında sağlıklı anne ve sağlıklı bebek varsa anne sütü yetersizliği kesinlikle olmaz.